Çok teşekkürler bizi kabul ettiğiniz için. Şuradan başlayalım. İsviçre'deki görüşmeler bir sonuca ulaşamadı. Bu şartlar altında devam etmez diyenler de var. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Evet, o sözünü ettiğiniz bu şartlar altında devam etmez görüşünü savunanlardanım. Devam etmemesi gerekir. 50 yılımız boşa harcanmıştır savunanlardan birisiyim. Çünkü başından beri BM Genel Sekreterinin iyi niyet misyonu çerçevesinde başlatılan sözde toplumlar arası görüşmeler diye yıllardır sürdürülen 50 yıla yaklaşmışken 2018'de 50 yıl dolar. Bir müzakere sürecinden bahsediyoruz. Ve böylesi bir süreçle Kıbrıs konusunda müzakereler yoluyla karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşmaya varılması beklendi yıllardır. Boşu boşuna beklendi. Çünkü böyle bir şansı bu sürecin hiçbir zaman olmadı, olamazdı. Mantıken olamazdı. Çünkü müzakereler eşitlik temelinde sürdürülmedi. Toplumlar arası görüşmeler diye nitelendirildi. İki toplum görüşüyor gibi bir senaryo çizildi ama bir detay göz ardı edildi. O da göz ardı edilmedi, bile bile oynandı. İki toplumdan iki eski ortak, 60 Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki iki eşit eski ortaktan bir tanesi, Rum tarafı, sanki o ortaklık cumhuriyetinin yasal varisiymiş gibi, ortaklık bozulmuş olmasına rağmen ortaklığın tek temsilcisi gibi Kıbrıs Cumhuriyeti olarak BM Genel Kurulu'nda oturmaya üye olarak devam etti. Diğer ortak biz, Rumların bu tanınmışlığı sayesinde, tanınan bir devleti temsil ediyor olmaları nedeniyle biz de merkezi otoriteye karşı isyan etmiş asi, ayrılıkçı bir azınlık diye lanse edildik bunca yıldır. Bu koşullarda sürdürülen müzakere süreciyle dediğim gibi az önce karşılıklı kabul edilebilir eşitliğe dayalı bir anlaşmayla masadan kalkmak mümkün değildi. Çünkü takdir edersiniz anlaşmalar eşitler arasında sağlanır. Eşit olmayanlar arasında yapılan müzakerelerde daha fazla eşit olan, daha az eşit olanı boyunduruğu altına alma ile neticelenir süreç. Bu senaryoyu yazıp çizen ve oynatanların beklentisi belki Kıbrıs Türk'ünün böylesi bir süreç sonrasında kendisini Rumların boyunduruğu altına sokacak bir neticeye evet demesini bekleme niyetiyle bu süreç oynatıldı, sürdürüldü. Tabii ki Kıbrıs Türk'ünün hiçbir zaman bir Helen Adası'nda Türk azınlık olmamasından böyle bir beklentisi, böyle bir hedefi olmamasından kaynaklanan nedenlerle ve tamamen eşitliğe dayalı bir neticeyle masadan kalkma ısrarı yüzünden bu süreç bir neticeye ulaşamadı. Bunun Crans-Montana'da son perdesi oynandı ve o günden beridir söylediğimiz Crans-Montana'da biten sadece İsviçre'de yer alan Kıbrıs müzakeresi değildi. Crans-Montana'da çöken, tükenen 50 yıllık BM Genel Sekreterinin iyi niyet misyonu çerçevesinde sürdürülen toplumlar arası görüşmeler süreciydi. Çöken federasyonun parametreleriydi. Yani iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon formülü Crans-Montana ile beraber çökmüştür, tükenmiştir. Artık bu parametrelerle Kıbrıs konusunda müzakere gerçekleştirmek söz konusu değildir. Peki alternatif bir plan var mı? Bizim görebildiğimiz kadarıyla Rum tarafının izlediği yol aynen devam etmektedir, aynı yol. Kendileri Kıbrıs Cumhuriyeti diye dünyada tanınmışlıklarına devam edecekler. Kıbrıs Türklerini ambargolar altında ezmeye devam edecekler. İzolasyon tedbirlerini üzerimizde uygulatmaya devam edecekler. Ama bu arada da sanki bizimle iyi niyetle bir çözüm bulma adına müzakere ediyor gibi görünme için de bu sözünü ettiğimiz 50 yıllık müzakere süreci devam etsin. Rumların politikası bu.
Şu anda da sürekli olarak verdikleri beyanatlar, dikkat etmişsinizdir eminim. Crans-Montana ile bir şey bitmedi. Biz her an masaya dönmeye hazırız. Bu oyuna gelinmeyeceğini söylemem gerekir. Eğer bir anlaşma niyetleri olmuş olsaydı, zaten son Crans-Montana'da, son perdesi oynanan süreçte bunun için Türk tarafı, gerek Kıbrıs Türk tarafı, gerek Anavatan Türkiye tarafı olabildiğince, belki de yani olması gerekenden daha fazla bir şekilde açılımcı oldu. Sırf bir anlaşmaya varılabilsin diye bayağı cömert davranıldı. Buna rağmen Rum tarafı her şeyi elinin tersiyle iterek bu süreci tüketti. Şimdi bu bittikten sonra süreci tüketen taraf olarak suçlanmama adına biz yine görüşmeye hazırız gibi bir oyun oynamaları zaten niyetlerinin iyi olmadığını gösteren bir şeydir. Ha, dediğiniz gibi seçenek nedir? Müzakereler hiç olmasın diye bir politikamız yok. Müzakereler olabilir. Ama olmaması gereken şeklini biz ısrarla vurgulamaya devam ediyoruz. Yani devletle toplum arasında bir müzakere süreci olmaz. Bitti o. Aldatmaca eşitlik ile sürdürülen 50 yıldır müzakere süreci bir kere daha canlandırılmayacaktır. Bu oyuna gelmeyeceğiz. 50 yılımızı boşu boşuna harcadık. Daha fazla zaman harcamaya ve Kıbrıs Türk'ünün gerçekleşmeyecek beklentilerle psikolojisini bozmaya çalışma süreçleri artık sona ermiştir. Bundan sonra müzakere olacaksa devletten devlete müzakere süreci olabilir. İki tarafın da devlet statüsünü taşıdığı bir süreç olabilir. Bunun neticesinde eğer Rum tarafı bu noktaya gelirse tabii ki, çünkü kendisi devlet, biz toplum statüsünü dünyaya kabul ettirmişken bunca yıldır, Kıbrıs Türklerinin devlet statüsüyle karşılarına eşit statüde gelmesini ne kadar benimseyecekler ayrı bir konu. Dolayısıyla federasyon olasılığı tükenmiştir. Bundan sonra olsa olsa, eğer bir ortaklık olacaksa, konfederasyon olabilir. İki devletin ortaklığı olabilir. Ama tek seçenek yine o değildir. Seçenekler 4-5, en azından 4-5 seçenek vardır. Bunların hangisinin Türk tarafınca benimsenip yürürlüğe konacağı konusu bizim ana vatanımızda yapacağımız istişareler sonucunda ortaya çıkacaktır. Şu anda net bir cevap vermek mümkün değil. Çünkü hangi seçenek gündeme gelecekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak ana vatanımızın desteği varsa o seçenekte başarılı olma şansımız var. Ana vatanımızın desteğini almadan kendi başımıza bir B planı belirlemek doğru olmaz diye düşünüyorum. Çünkü zaten bu coğrafyada, Doğu Akdeniz'de verilen bu mücadele sadece Kıbrıs Türk'ünün Kıbrıs Rumu'yla olan bir davası değildir. Bu bir ulusal davadır. Türk ulusunun o coğrafyadaki çıkarlarını ilgilendiren, ana vatanın güvenliğini ilgilendiren, Kıbrıs Türk'ünün güvenliğini ilgilendiren, Kıbrıs Türk'ünün gelecek yıllardaki nesillerini, onların çıkarlarını, güvenliğini, refahını öngören bir süreçtir. Bu dava yıllardır birlikte saptanıp, birlikte savunulmuştur. Bundan sonrası için de aynı şekilde yola devam edeceğiz. Doğu Akdeniz'de bulunan doğal gaz, Kıbrıs görüşmelerini hareketlendirdi diyorlar. Dünyanın gözleri belki de tekrar Kıbrıs'a dönmesine sebep oldu diyorlar. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bence o boyutu biraz abartılı bir şekilde gündeme getirilmiş bir boyuttur. Zaten yapılan araştırmalarda da tespit edilen kaynak çok da rentable bir kaynak olmadığı da ortaya çıkmıştır. Kaldı ki bulunan kaynak ne kadar rentable'dır değildir'in ötesinde Rum tarafını bunu kendi başına, Kıbrıs Türk'ünü dışlayarak, Türkiye'yi dışlayarak, kendi başına bunu yabancı şirketlerle anlaşma yaparak tek başına götürebileceği bir süreç olmadığı da
başından beri Türk tarafının vurguladığı bir olaydır. Bu da zaten bölgede yapılan çalışmalarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ricası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına anavatan yetkililerinin, anavatan şirketlerinin bölgedeki çalışmaları, önümüzdeki süreç içerisinde yapılacak çalışmalar, bu işin bu boyutunun sadece Rumların kendi inisiyatifiyle, kendi iradeleriyle bizlerin dışlanarak yapılacak bir olay olmadığını göstermektedir. Kıbrıs konusu zaten işte burada kilitleniyor. Yani Rum tarafının ortaklık cumhuriyetinin tek temsilcisi olarak kendilerinin dünya tarafından kabul edilir olmasından dolayı 50 yıldır uluslararası camianın gündeminde olan bir sorundur. Dolayısıyla bir yerde Kıbrıs konusunun uluslararası camianın gündeminde kalmasının sorumlusu uluslararası camianın kendisidir. Çünkü Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki temel özelliklerini dikkate almadan Kıbrıs konusuna yaklaşan Birleşmiş Milletler Örgütü ve bu örgütün önde gelen üyeleri Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 60'da kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin temel özelliğinin ne Rum'un ne bizim Türk'ün tek başına diğer ortağı dışlayarak Kıbrıs Cumhuriyeti olma hakkına sahip olmadığı temel ilkesiyle kurulan bir cumhuriyetti. Meşruiyeti iki tarafın ortaklığının devam etmesi halinde geçerli olan bir meşruiyet idi. Ve bu garanti edilmiş bir ortaklıktı. Ortaklığı bozan Rum tarafı, Kıbrıs Türk'ünü kendine eşit görmeyen ve adayı tuhaf bir tarihi yorumla Helen Adası olarak gören Rum tarafının bu ortaklığı bozmuş olmasına rağmen büyük ülkelerin kendi ulusal çıkarları gereği Kıbrıs Cumhuriyeti'nin temel özelliklerini hiçe sayarak Rum tarafını Kıbrıs Cumhuriyeti diye tanımaları neticesinde Kıbrıs konusunun uluslararası camia tarafından teşhisi yanlış bir zemine oturtulmuştur. Bu yüzden Kıbrıs konusu hala da uluslararası camianın gündemindedir. Ve ortaklığı bozan taraf ödüllendirilmiş, ortaklıktan dışlanan eşit ortak biz bugüne kadar cezalandırılmışız. Buralara böyle gelindi. Bu yoldan geri dönme tabii ki yok. Çok bedeller ödendi. Kıbrıs Türk'ü hiçbir zaman bir Helen Adası'nda Türk azınlık olmaması özelliğini gelecek nesillere de taşıma kararlılığıyla, ana vatanının desteğiyle, yardımıyla yoluna devam etmektedir. Büyük güçler dedik. Adadaki iki askeri üssü bulunan İngiltere çok rahat duruyordu bu görüşmeler sırasında. Siz görüşmelerde bu konuya değinildi mi, değindiniz mi? Askeri üsler konusunda ne düşünüyorsunuz? Neler düşünülüyor? Şimdi İngiltere'nin, haklısınız. Yani Rumların 63 aralığında ortaklığı bozmaları sonrasında 64 yılında Mart ayında alınan 186 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararının sorumlusu olduğu inkar edilemeyecek bir gerçek. O kararla bozulmuş olmasına rağmen ortaklık sanki hala daha yasal bir Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti varmış gibi kaleme alınan bir BM Güvenlik Konseyi kararı alındı. Bunun sorumlusu da İngiltere'dir. Yani o yıllarda Kıbrıs Cumhuriyeti'nin temel niteliklerini, özelliklerini dünyada kimse bilmiyor olabilirdi. Ama İngiltere bilirdi. Herkesten daha iyi bilirdi. Ve Kıbrıs Cumhuriyeti hangi koşullarda kuruldu? Kim kimdir? Nasıl bir yasal Kıbrıs Cumhuriyeti olabilir? Bütün bunları bilen İngiltere'ydi. Buna rağmen kendisine 60 Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla kendisine sağladığı iki üssü koruyabilme adına, kendi çıkarlarını koruyabilme adına Rumların bu hırsızlığını, Kıbrıs Cumhuriyeti sıfatını tek başına kullanma ve bizim haklarımızı çalma bu hırsızlığı onaylarcasına Rumların
Kıbrıs Cumhuriyeti diye tanınmasına çanak tutan, olanak tanıyan İngiltere'ydi. Hala daha bu politikası devam ediyor. Yani adadaki iki İngiliz egemen üssünün geleceğinin tehlikeye atılmaması adına Rum tarafını şımartmaya, Kıbrıs Türk'ünün haklarının çiğnenmesine de göz yummaya hala daha maalesef devam ediyor. Bütün Kıbrıs AB toprağı kabul ediliyor fakat AB muktesebatı uygulanmıyor. Bu zorluk yaratıyor mu sizler için? Şimdi Rum tarafının AB üyeliği AB için bir utanç meselesidir. Kopenhag kriterleri göz önüne alındığında hangi kriterlerle üye olunabileceği ortadadır. Sıfır sorun, komşularla sıfır sorun en temel özelliğidir Kopenhag kriterleri. Kıbrıs denen devletin böyle noktada olmadığı zaten herkesin bildiği bir boyutudur. Yani 1964 yılından beri adada BM güvenlik Peacekeeping Forces, barış gücü askerleri 1964'ten beri adada doğudan batıya giden bir sınır, çözülmemiş bir Kıbrıs anlaşmazlığı ve BM, AB 10 aday ülkeden en iyi aday diye nitelediği sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'ni üye yapıyor. Bunu Yunanistan'ın bütün genişlemeyi veto etme tehdidi karşısında yapıyor. Yani AB çok ulvi değerleri temsil ettiğini iddia eden bir kurum. Ki kağıt üzerinde yazılı şekliyle gerçekten çok ulvi değerler, normlar, standartlar gerçekten güzel. Ama işleyişine gelince AB'nin ne kadar samimi olmadığı, siyasi çıkarlar uğruna özellikle Almanya'nın genişlemeyi çok isteyen, kendi çıkarları uğruna 2004'te gerçekleşen genişlemeyi talep eden Almanya'nın Kopenhag kriterlerini hiçe sayan, bir şekilde Rumları sözde bütün Kıbrıs adına ve en iyi aday ülke diye nitelerek üye yapması AB için bir utanç vesilesi olması gerekir ama o şekilde öyle bir pişkinlikle üzerimize geliyorlar ki yani onların bu hatasını kapatabilmek için bizim kendi duruşumuzdan taviz vermemizi talep edercesine üzerimize geliyorlar. Üzerimizde ambargolar uygulatıyorlar, izolasyon tedbirleri uygulatıyorlar. Ve sözde Kıbrıs Türk'ünün refahını düşünen, Kıbrıs Türk'ünün güvenliğini düşünen, Kıbrıs Türk'ünün mutlu olmasını arzu eden bir kurummuş gibi Avrupa Birliği bir aldatmaca ve pişkinlik içerisinde yaklaşıyor. Ben hiçbir zaman Türkiye'nin içerisinde olmadığı bir Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Türkiye için girilebilecek bir liman olduğunu düşünmedim. Orada Yunanistan var, Güney Kıbrıs var, Türkiye yok. Türkiye'nin olmadığı bir yerde Kıbrıs Türk'ünün çok da sağlam bir zeminde olamayacağı zaten yıllardır yaşanan olaylarla ortadadır. Dolayısıyla AB zaten kendi kendini Kıbrıs konusunda aktör olmaktan çıkarmıştır. Fakat AB'yi eleştirerek esas eleştirmemiz gereken kurumu göz ardı etmememiz lazım. Tabii ki AB eleştirilecektir. Bütün Kıbrıs adına diye siz Rum tarafını Avrupa Birliği'ne üye yapamazsınız. Yaptınız ama Kopenhag kriterleri bazında yapamazdınız. Bugün Türkiye Kopenhag kriterlerini koşul olarak önüne koyuyorsunuz. Rumlara gelince koymadınız. Gerekçesini söylediğim Yunanistan'ın şantajı neticesinde. Ama AB'nin bu hatayı yapmasının esas nedeni Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Kıbrıs adıyla bir üyenin, bir devletin oturuyor olmasıdır. BM Genel Kurulu'nda böyle bir üye oturduğu sürece ve bu üye de sadece Rum tarafı olduğu sürece ve diğer ortak Türk tarafı dışlandığı sürece eleştirilecek
Kurum aslında Birleşmiş Milletler'in kendisidir. Rum tarafı seçimlere gidecek. 2018'de yeni bir liderin görüşmelerdeki yeni bir boyuta getirmesine sebep olabilir mi? Bir değişiklik olabilir mi Rum tarafında bunun seçimlerden sonra? Hiçbir önemi yok. Bakın kaç lider değişti Güney Kıbrıs'ta? Makarios'la başlayalım. Makarios, Kleridis, Kipriano, Vasiliou, Papadopoulos ve Christofias, şimdi Anastasiades. 7. Hiçbirinde Kıbrıs müzakereleri, Kıbrıs konusunun özü hiçbir şekilde etkilenmedi. Çünkü Rum tarafı bir kere bir ulusal konseyleri var. Ulusal konseylerinde aldıkları bir Kıbrıs konusunun çözüm şeyi var, planı var. Çözüm nedir onlar için? Dolayısıyla kim seçilirse seçilsin, hangi partiden seçilirse seçilsin, Akelci de geldi, Disici de geldi, Dikocu da geldi. Hepsi geldi. Bir kere şunu tekrar hatırlatmakta fayda var. Kıbrıs konusunda çözüm, çözüm, çözüm diye yalvarıp yakaranlara. Rumlar için Kıbrıs sorununun ne olduğunu ortaya koymamız lazım. Rum'a sorsanız, Yunanistan'a sorsanız Kıbrıs sorunu nedir, tarif edin diye. Onların söyleyeceği sorun 74'te başlayan Türk istilası ve devam eden işgalidir. Onlar bunu çözmeye çalışıyor. 74 öncesi yok öyle bir şey. Hiçbir şey, hiçbir sorun yoktu. 63'te ortaklık bozulmadı. 64'te Güvenlik Konseyi kararıyla adaya barış gücü askerleri gönderilmedi. 64'ten beri adada barış gücü askeri yok. Ama Kıbrıs sorunu 74'te Türkiye'nin hiçbir gerekçesi olmadan emperyalist Türkiye'nin gelip bu küçücük adacığı işgal edip bölmesidir Kıbrıs meselesi. Onlar bunu çözmeye çalışıyor. İşin aslı bu mu? Hiç alakası yok. Bizim için çözmeye çalışılması gereken Kıbrıs sorunu Rumların kendi başlarına Kıbrıs Türk'ünü silah zoruyla ortaklıktan atarak ortaklık olması gereken bir yapıyı bir Rum devleti haline dönüştürmüş olmaları ve bunun uluslararası camia tarafından tanınıyor olmasıdır. Kıbrıs sorunu budur. Peki bu kadar 180 derece taban tabana zıt bir Kıbrıs sorunu tarifi ortada varken kim bunun müzakereler neticesinde uzlaşıyla neticeleneceğini bekleyebilir mantıken? Rum'un tanınmışlığı devam ederken, bizim tanınmamışlığımız devam ederken Kıbrıs konusunda biz 50 yıl değil 500 yıl daha müzakere yapabiliriz. Rum onu istiyor zaten. Göstermelik müzakere. Taktiksel nedenlerle masaya gelmesi. Gerçek politikasını masa dışında uygulayacağı, bizi ambargolar altında tutacağı, izolasyon tedbirleri uygulayacağı, Türkiye'yi işgalci diye suçlayacağı. Tablo bu. Bu tabloyu değiştirmek mecburiyetindeyiz. Bu şekilde gidemez. Ne doğalgaz, ne petrol, ne garanti, ne şu, ne bu. Bunlar, bu tablo değişecek. Türkiye'nin Kıbrıs'taki askeri mevcudiyeti kimsenin keyfine göre gün gelen noktalanacak bir olay değildir. Kıbrıs Türk'ü hangi siyasi görüşe ait olursa olsun ezici bir çoğunlukla ana vatanının garantisini zaten talep etmektedir. Dolayısıyla adadaki egemenlik haklarımızdan da vazgeçmeyeceğiz. Ana vatanımızdan da kopmayacağız. Ana vatanımızın garantisinden de vazgeçmeyeceğiz. Bu devam ettiği sürece ki eder. Rum tarafının politikası da devam ettiği sürece kimse artık bizim zekamızla alay edercesine oturun da konuşun. Lütfen yapmasın. Yani olacak olan şey değil o. Son olarak size şey sormak istiyorum. Türk tarafı olarak bu 50 yıllık süreçte hiç bizim de hatalarımız var dediğiniz oldu mu? Tabii ki. Bu sürece girmek hataydı zaten. Yani eşitliğin olmadığı bir sürece. Ama girmek mecburiyetinde bırakıldı. Çünkü başka bir seçenek tanınmadı. O yüzden yani bu eleştirirken bunu iyi niyetle de söylüyorum. Evet bu hataydı ama başka yapacak bir iş de yoktu. Şimdi en azından şunu söylüyoruz. Tamam uluslararası camia bu
yolu çizdi ve bu yola girmemizi istedi. Biz de girdik ve 50 yılımızı da burada harcadık. Olabildiğince de cömert davrandık. Son gününe kadar bir şey olmadı. Artık burada ısrar etmenin bir anlamı yok. BM, uluslararası camiye kolaycılığa kaçmaktan vazgeçmesi gerekir. İşte liderlere bakıyoruz, onlar ne derse onu yapacağız falan gibi söylemlerle sorumluluğunun üstlenmekten vazgeçmemesi gerekir. Kıbrıs konusunda yeni bir sayfa açmak mecburiyetindedir. 50 yıllık başarısızlığı kanıtlanmış bir süreçte ısrar etmeme zorunluluğu BM yetkililerince, ki bu BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesini ilgilendiren bir konu aslında. Bu da söylendiği kadar kolay bir olay değil. Çünkü birinin onayladığını diğeri veto ettiği takdirde bir yere gidilmiyor. Ama bizi sanki çaresizmişiz gibi bir psikolojiye itip hiç başka çaremiz yok deyip onların bizi Rum'un boyunduruğu altına sokacağı bir sürece mahkum etmelerine de izin verecek değiliz.